Şimdi yine baktığımda çok değerli bir konuğum var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Yıldırım. Hoş geldiniz efendim. Rahat mısınız Yaşar Bey? Tamam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ne güzel sizi görmek. Neler söylersiniz? Bugün 1 Ekim Pazar günü Gürcü Meclisimiz açılıyor. Açıldı daha doğrusu ve 14'te de zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olacak ama sabahta talihsiz bir olay yaşadık. Yankıları devam ediyor. Neler söylersiniz? Burada tabii Irak'ın kuzeyinde Amerikalılar dronlarla, İHA'larla terörist eğitiyorlar havalanında. Yani bu talihsiz olay olmasaydı çok iyiydi. Fakat yüzlerce olayın arasından veya efendim failin arasından, organizasyonun arasından sızmış gelmiş olabilirler. Ve bugüne açıklaması. Ve bugüne özellikle de hesaplanmıştır meclisin açılacağı ve meclise yakın bir yerde yapılmasıyla ilgili. Emniyet gerekli tedbirleri almıştır. Hı hı. Can kaybımız yoktur. Evet, yaralarımız yapılmıştır. Yaralarımız vardır. Diye. Allah şifalar versin. Birazdan Ali Yerlikaya'nın da zaten açıklamalar olacak. İnşallah, İşten taşıyacağız. Inşallah. Sizin nedir gündeminiz? Nasıl bizim bir gündemimiz meclis? Tabii burada biz şu anda Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapılan kongre dönemindeyiz ve kongre yapıyoruz. Dün ben Mersin'den geldim. Hı hı. Hoş geldiniz. Geçen hafta Aydın'da, Denizli'deydim. Hı hı. Ondan evvel Bolu'da, Tokat'a geziyoruz. Bayağı yoğun. Kongreler dönemi. Evet. Bizim ayın 17 Mart'ta Allah nasip ederse kurultayımız olacak. Hı hı. Şu anda da ilçelerimiz bitti, illerimizi yapıyoruz. Tabii meclis açılıyor. Meclisin de birinci gündemi kahir ekseriyette anayasa. Evet, anayasayla ilgili. Şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi anayasayla ilgili 100 maddelik çalışmasını yapmış, koymuş. Hı hı. O da AK Parti'ye göndermiş, Sayın Cumhurbaşkanımıza göndermiştir. Evet. İşte Cumhurbaşkanımız da AK Parti de bir anayasa taslağının çalışmasını yaptı. Onlar da var. Yani şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'de anayasa taslağı var. Evet. Başka kimsede bir şey yok gördüğümüz kadarıyla. Yine basından takip ettiğimiz kadarıyla muhalefet kesimlerin o söyledikleri bir şey var. Efendim işte güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir şey görürsek biz bu anayasaya evet deriz diyor. Daha böyle bir şeyin olmayacağı ortada. Bir de bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi oyladık. Ayın 14'ünde ve 28'inde oyladık. Öyle mi? Öyle. Evet. Türk milleti bunu kabul etmedi. Türk milleti bunu kabul etmedi. Şimdi milletin kabul etmediğini mecliste dayatmanın manası yok. Tabii onlar siyaset geliştiremedikleri için. Bu ülkenin derdine derman olalım, şurada bir eksik var bunu yapalım. Ona kafa yormadıkları için kendileri bir işte güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey uydurdular. Onun arkasından gidiyorlar. Bakalım bu şartlarda önümüzde gelecek anayasa düzenlemesiyle ilgili gündem bu görülüyor. Ama açıldıktan sonra bakacağız. Şimdi tabii güzel bir yıldan bahsediyoruz. Evet. Cumhuriyetimizin 100. Evet, yılından bahsediyoruz. Önemli mesele. Dolayısıyla da önemli bir yıldan bahsediyoruz ve yerel seçime doğru gittiğimiz şu günlerde de meclisin yoğun gündemi de olacaktır. Evet. Ekonomi politikaları da çok tartışılıyor ve konuşuluyor. Hatta 3 Ekim'de Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı meclisin ilk konuğu olacak. Vekilleri açıklamalarda bulunacak ekonomi politikaları alakalı. Evet. Ekonomiye de bir atıfta bulunur musunuz? Neler söylersiniz? Buradaki ekonominin nasıl bozulduğuna bakmak lazım. Yani bu dünyada ve Türkiye'de bir yaşanan hadise var. Şimdi bundan 3 sene evvel bir pandemiyi hep beraber geçirdik. Pandemide ilk yaptığımız iş ne oldu? Herkesi evine kilitlemek oldu. Fabrikaları kapattık, okulları kapattık, camileri kapattık. Ekonomiyi durdurduk. 2 sene böyle gitti. Ha şimdi bu ekonomiyi durdurduk. 2 sene sonra da toparlanmaya başladık. Kuraklıkla karşılaştık. Kuraklığı atlattık. Şimdi kuraklığı atlattık, savaş başladı. Hı hı. Savaşın zararı nedir Türkiye'ye? İthalatın, ihracatın, tabii, turizmin oraya bağlı. Artı enerji fiyatları tavan yaptı. Biz 100 milyar dolar geçen sene enerjiye para verdik. Ve onu atlattık. Bu sefer de memleketin %20'si yıkıldı ve 100 milyar küsur dolarlık bir ekonomik maliyet var. Yani şimdi buradaki bu kadar felaketler ve bu kadar ekonomik sıkıntılar olduğu zaman elbette bir ekonomi birdenbire düzelecek, önü açılacak diye bir şey yok. Yani siz 100 milyar doları bulacaksınız, bu insanınızı çadırdan kurtaracaksınız, evine yerleştireceksiniz. Bunu ne Amerika yapacak, ne Rusya yapacak, bunu biz yapacağız. Tabii. Elbette ki bu sıkıntılar üst üste geldikten sonra ekonomik sıkıntılar da olacak. Yani her zaman tabiri caizse kaymakla ekmek kadayıf olmuyor. Tabii ki. Şimdi zaten şimdi acı bir reçeteden bahsediliyor.